İlk olarak vakıf çalışmalarını duydum. Yani öğrencilere, Bosna'dan da gelen öğrencilere bursların verildiğini duyunca diğer küçücük bir Darende de bu vakfın faaliyetlerini duyunca kimin teşvik ile kimin himmetiyle çalıştığıyla ilgilendim. Yani kimin himmeti o kadar güçlü olabilir ki böyle bir vakfın bu kadar küçücük, bu kadar uca bir yerde çalıştırabilir diye düşünmeye başladım. Sonra Hulusi Efendi'nin eserlerine rastladım. Divanını inceledikten sonra, divanını okuduktan sonra 22-23 yıl içerisinde uğraştığım divan edebiyatıyla divan ilgili her şeyin pek doğru olmadığını öğrendim. Yani 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla divan edebiyatının bu geleneğinin yok olmadığını anladım. Hulusi Hazretleri'nin bu geleneğin çok başarılı bir devamı olduğunu anladım. Ve Fuzuli'de, Yunus Emre'de, hatta İran klasiklerinde bulduğum unsurları Hulusi Hazretleri'nin divanında buldum. Yani şöyle, sadece ilkokul mezunu olan biri, madem ki resmen diploma sahibi olarak Hulusi Efendi Hazretleri sadece bir ilkokul mezunuydu. Ama kesinlikle klasik Osmanlı ve İran edebiyatını tanıdığını anladım. Çünkü Mecnun ile Leyla hikayesine, Ferhad ile Şirin hikayesine, Vamik ile Azra hikayesine, Mahmud ile Ayaz hikayesine, bir de hadi Kur'an'dan olduğu için demeyeceğim ama Yusuf ile Züleyha ve Yusuf ile Yakup hikayesini o kadar derin göndermeler yapıyor ki mutlaka bu eserleri, bu klasik edebi eserlerini biliyordu, okuyordu. Hatta pek çok aydına bilinmeyen, pek çok aydının bilinmediği eserleri okumuş olduğunu anladım. Ve bunun ötesinde sadece okumuş olması değil, bunları yaşamış, bunları içinden hazmetmiş birini olduğunu buldum.